Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün ile ilgili olarak son güncelleme hakkında size bilgi vereceğim. Bu güncelleme ardından neler oldu onları anlatacağım. Arkadaşlar yaptığınız güncelleme sonrasında ayakkabılarınıza bir loot box düşme olayı geldi. Tabii ki bunu iki enerjiyi tamamını harcadıktan sonra veriyorlar. Loot box'ın düşmesiyle ilgili olarak da şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar enerjiniz değil de e, luck değeriniz eğer düşükse loot box düşmüyor. Loot box 9 ve üzerindeyse eğer düşüyor. Ben de şöyle örnek vereyim. Bu ayakkabıda mesela luck değerim 4.8 buna düşmüyor. Diğer ayakkabımda 9.8 ona düşüyor. Arkadaşlar loot box'ta ilk düşen kutu içeris kutu arızalı yani hasarlı kutu olarak belirtiliyor. Ee, bu hasarlı kutularda herhangi bir çıkma olası, bir şey çıkma olasılığı olmayabiliyor. Bilginiz olsun. Ee, hasarlı kutuyu ya da normal kutuları hemen düştüğü zaman açmayın. Açarsanız sizden 14, 15, 16 GST kesiyor. Orada bir tarih saat vardır. Bu sa saati dikkate alın. Bu saat bittikten sonra açın arkadaşlar. Daha az GST kesecektir sizden. Mesela ilk Kutuda bir GST kesecektir, 15 yerine. Yani bir 46 saat bekletiyor sizi. 46 saat beklettikten sonra açarsanız daha iyi olur. Hem GST'niz düşmez, boşuna harcamazsınız. Hem de belki bir şeyler çıkar, yararı olur. Ama dediğim gibi, yani ilk kutuda bir kaç kişi denedi, ben de denedim, bir şey çıkmıyor. Dediğim gibi sorunlu kutu olduğu için. Hatalı kutu, hasarlı kutu olduğu için çıkmıyor arkadaşlar. Bir ikincisi de arkadaşlar şu e, tamir masrafı güncellemeden önce e, son zamanda yüksek geliyordu. Tamir masrafını güncelledikten sonra yürürseniz eğer yürüdükten sonra düştüğünü göreceksiniz. Mesela şöyle 2.5 alıyor toplamında bu şekilde alıyor arkadaşlar. Normalde 3.80 falan alan var. 3.20 alıyordu. Şu anda 2.5'e düştü. E, bu şekilde yararlanabilirsiniz. E, onun dışında arkadaşlar Apple'la ilgili Google e, sorunu var. Biliyorsunuz. E, 2FA, Authenter sorunu var. Bu hala düzeltilmedi. E, bununla ilgili olarak da birçok yere birçok bir arkadaş ee, bu sorunla ilgili olarak bilgi veriyor soruyoruz ama cevap alamadık hala. Bununla ilgili olarak ilerleyen zamanlarda bilgi aldığımız takdirde çalışmaların bittiği takdirde size bilgi veriyor olacağım. Ee, bir ikincisi arkadaşlar bununla ilgili yani ufak tefek e, sorunlar diye yazmışlar. Ufak sorunlar düzeltildi diye yazılmış ama bu ufak sorunlar zaten... E, Apple'ın kendisiyle ilgili değil ya da Google'ın kendisiyle ilgili değil. Tamamen uygulamanın içerisindeki sorunlar kaynaklanıyor. Bu sorunun da çözümü için ben kendilerine yani adminlerin hepsine kendim direkt olarak bilgi de verdim, yazdım da. ilgileneceklerini her zamanki gibi söylüyorlar. Bakalım ne olacak inşallah düzelir. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Paylaşım yaparsanız kanalımızın büyümesine vesile olursunuz. Herkese iyi günler. Umarım sizin için bu video daha böyle açıklayıcı olmuştur. İyi günler dilerim.